Sen ederim bizi ağladın. Rica ederim. Zor bir şartta ilk kez biz de bu yöntemle bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan oluşacak aksaklıklardan dolayı hem sizden hem de Diyarbakır'daki izleyenlerimizden veya dışarıdan bizi izleyenlerden özür diliyorum. Kusurumuza bakmasınlar. Evet, öncelikle Doğru Parti Türk siyasetine hayırlı olsun. Sayın Serdaroğlu, Sayın Genel Başkan. Önce partinin şöyle kısa bir öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Biz 2007 yılından beri bendeniz gün ortamda yazı yazarım. AKP iktidarının Türkiye'yi bugünkü getirdiği noktaya getireceğini biz o zamanlardan söyledik. Çünkü bunları çok iyi tanıyoruz. Yani gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nı, gerek ondan evvelki Abdullah Gül'ü, eski Cumhurbaşkanı'nı, AKP'nin ilk kurucularını, hepsini çok iyi tanıyoruz. Yani tanımaktaki kastım dost olarak değil, siyasette neyi yapabileceklerini çok iyi bildiğimiz için tanıyoruz kelimesini kullanıyorum. Tabii binlerce yazı yazıyoruz her gün yazınca, siz biliyorsunuz bunu, zaten mesleğiniz. Tabii bu defa mahkemeler başladı. İlk önce FETÖ'nün hakimleri ve savcılarıyla tartıştık, daha doğrusu yargılandık, bir sürü cezalar aldık, beraat ettik, tazminatlar ödedik. Sonra da AKP'nin son zamanda özellikle 2000 küsur kişi, kendi il ve ilçe teşkilatlarında hukukçu olarak çalışan avukatları devlete savcı ve yargıç olarak aldılar, biliyorsunuz. Şimdi de onlarla boğuşuyoruz. Her yazımız, her programımız saray tarafından takip ediliyor. Ve hemen tabii davalar açılıyor. Biz de hukuk bazında mücadele ediyoruz. Ulusal televizyonlara çıkmamızı engelliyor saray, ismen bildiriyor. Zaten onların o haram medyası dediğimiz, havuz medyası dediğimiz, haram paralarla yapılmış satın aldıkları medya gruplarına zaten çıkmayız, biz prensip kararı aldık. Haramla işimiz yok Allah'a bin şükür. Diğer ulusal yayın yapan televizyonlara da ismen söylüyorlar. Saraydaki o iki tane danışman var ya, İbrahim Kalın'la öteki ne o? Şey diyorum ona ben, Pergola Fahrettin. Vakıfların arazisine pergola yapan Fahrettin. Onlar ismen söylüyorlar. Serdaroğlu çıkarsa ertesi gün kapanırsınız diye. Onun için ben size bir daha teşekkür ediyorum. En azından Diyarbakırlı hemşehrilerimizdir. Kendi sesimizi ve sizi diğer yerlerden de izleyen, dinleyen insanlarımıza kendi sesimizi, düşüncelerimizi duyurmamız için. Biz önce Çoban Ateşi Platformu diye bir platform kurduk. Fikir platformu. Evet. Ve iki seneyi aşkın bir süre Türkiye'de 74 vilayetimizi gezdik. Biz Diyarbakır'a da geldik o zamanlar. Hiçbir resmi sıfatımız olmadığı için biz ayrıca eski bakan olarak ne koruma kullanırım ben, ne öyle bir talebim olur. Kendi başıma arkadaşlarımla dolaşırım. Burası benim vatanım. Her yer benim vatanım. Hakkari de benim vatanım. Medine de benim vatanım. Her yere giderim. Ne koruma isterim, ne bir şey. Dolaştık. Türk milleti ne istiyor kardeşim, bu millet? Evet. Millet bıkmış. Ağzından ateş çıkıyor milletin artık. Hayat pahalılığından, yolsuzluklardan. İlla yeni bir parti kurun diye. Ben yıllardan beri söylüyorum. AKP'yi devirecek altın anahtar bizim elimizde. Bu işi ne CHP yapabilir, ne İyi Parti yapabilir, ne de HDP yapabilir. Hiçbir parti bunu yapamaz. Biz yaparız. Peki nasıl yaparsın Serdaroğlu diye sorarsan, bizim ömrümüz merkezde ve merkez sahada siyaset yaparak geçti. Evet. Doğru Yol Partisi'nde, Anavatan Partisi'nde görev yaparak geldik biz bugünlere. Bütün bu oylar Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu tarafından birleşiyordu. Doğru Yol ANAP biliyorsunuz 2002 yılında. Tayyip Bey o işi berhava etti parayla. AKP o zaman en çok oyu aldı. %17-18 oyu vardı bu iki partinin o zaman. Tayyip Bey merkez sağda asla bir şey istemez. Canlanma istemez. Onun için bizi engelliyorlar zaten. Biz o oylarımızı geri alacağız. Yani bir zamanlar rahmetli Demirel'in bir lafı vardı, hatırlar mısınız? Tapulu arazime gecekondu yaptırmam diye. Bu arazide bir merkez sağdaki oyları kastediyordu rahmetli Demirel.
Biz o şekilde yani tapulu arazi olarak görmüyoruz ama biz bu mütedeyyin kitleye, inancını Allah rızası için yaşayan kitleye, efendime söyleyeyim, Müslümanları sömürmeyen kitleye yıllarca hizmet ettik biz. Aradık, dostluklar kurduk, arkadaşlıklar kurduk. 2002'de siyaseti bıraktık. 2002'den sonra da biz bütün telefonlarımız açık, devamlı görüştük. Onları hiç aldatmadık biz. Hiç aldatmadık. Evet. Yalan da söylemedik onlara. Şimdi bütün teşkilatlanma da görüyoruz ki o insanlar hepsi bizde toplanıyorlar. 48 vilayete geçti bizim teşkilatlanmamız. Ama yenilik de yapıyoruz bu arada. Yani nefesi kesilen oluyor. Şöyle bir şeyler de oluyor. Mesela bir ilde il başkanı olmak istiyorsunuz siz, diyelim ki evet. Ne örnek vereyim, Diyarbakır'ı değil de mesela Konya'yı diyeyim. Konya'da evet. Da bir otomobil satış galeriniz var. Servisiniz de var tabii, bayiliğiniz var. Peki kardeşim diyorsun, bakıyoruz fikriyatımız uyuyor, her şey tamam, görevlendiriyorsun. Bir hafta sonra telefon ediyor, abi diyor, benden alın bu görevi. Neden kardeşim? Abi vergi memurları bastı, bir haftadır buradalar diyor, duymuşlar ne olduğunu, beni perişan ediyorlar diyor. Bu tip şeyleri yapar AKP, yani alçaklıkları diyeyim ben, bunlar siyasetin oyunları değildir ki. Ama siyaset... Sayın Serdaroğlu, şöyle özür diliyorum ama hani üçüncü şahısları böyle zan altında bırakmasak, daha böyle sözlerimizi toparlasak çok daha memnun olacağım. Alişan Bey, yani onlara cevap hakkı doğurmayalım lütfen. Buyursunlar, siz tekrar çağırırsınız, onları da çağırırsınız, beraber tartışırız. Zaten Türkiye'de bir AKP'liyi televizyona çıkaracak kimseye Oscar ödülü vermek lazım. Onlar çıkmıyorlar. Sadece kendi kendilerine konuşuyorlar. Halbuki siyaset bir tartışma üslubudur. Yani medeni şekilde tartışırsınız. Fikrinizi siz söylersiniz. Ben de söylerim. Kimin yalan söylediğini de Türk milleti karar verir. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil ki. Ben kimseyi bu söylediklerimi ben onların yüzlerine karşı söylüyorum. Abi yüzlerine söyleyebilirsiniz ama ekranda hani Rütük'te. Televizyonunuz tamam, Rütük'te başınız derde girmesin diye üslubuma daha dikkat olur, daha dikkatli teşekkür olurum. Ediyorum. Yani. Teşekkür rica, ediyorum. Rica ederim. Ama siyaset mertlik sanatıdır. Siyaset dürüstlük sanatıdır gerçek anlamda ve bütün dünyada, gelişmiş demokrasilerde bu böyle yapılır. Siyaset karşı fikre hürmet etmek, dinlemek gerekir. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama AKP'nin bir tarzı var. AKP biat kültürüyle siyaset yapmak istiyor. Evet. Yani şartsız itaat edeceksiniz AKP'nin genel başkanına. O zaman zaten demokrasi olmaz. Siz istediğiniz kadar ben demokratım deyin. Hayır değilsin kardeşim. Sen demokrat olamazsın. Biat kültürünü istiyorsan ikisi bir arada olmaz zaten. O apayrı bir şey. Ağustos'ta kar yağmasını beklemek gibi bir olay olur. Evet. Sayın Serdaroğlu, şuna geçelim. Doğru Parti'nin hedefine programında neler var, onları konuşalım isterseniz. Doğru Parti'nin programını da konuşabiliriz, hedeflerini de konuşabiliriz. Doğru Parti Türk milletinin yegane partisi olacak önümüzdeki dönem içinde. Çok kısa bir zaman sonra bunu göreceksiniz. Benim hayatta yaptığım en iyi şey siyasettir. Bildiğim tek iş budur zaten. Biz hep mal satıp siyaset yapan bir aileyiz. Benim rahmetli babam da Demokrat Parti milletvekiliydi. Diyarbakır'da da çok sayıda arkadaşım var. Onlar da tanırlar. Biz de onları tanırız. Çünkü diye bizim sahibimiz yok. Bizim sahibimiz... Evet, seste bir problem oldu. Benim sesim gayet size gayet iyi geliyor. Ben duyuyorum. Evet. Sizi. Sayın Serdaroğlu, sesin geliyor mu? Evet, geliyor. Evet. Sevgili arkadaşlar, seste bir problem var. Sayın Serdaroğlu, siz devam edin lütfen. Şu anda sesim, evet, geliyor sesiniz. Ben duyuyorum sizi. Ben sizi çok iyi duyuyorum. Tamam, ben de sizi duyuyorum. Evet. Siyasette doğru parti şöyle. Bizim tek sahibimiz var Alişan Bey. Biz Türk milletinin partisiyiz. Biz ancak Türk milletinden emir alırız. Bütün Türk milletini bölünmüş, parçalanmış, kasten AKP tarafından 19 senedir parçalanmış Türk milletini bir ve tekrar bütün yapmak için uğraşıyoruz. Bizim vazgeçilmeyecek prensiplerimiz vardır. Biz anayasanın ilk 6 maddesi üstünde
herkesin ittifak etmesini isteriz. Gönlümüz bunu ister. Ve buna inanan herkese bizim kapımız da, gönül kapımız da açıktır. Buna inanmayabilir arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın bazıları. Onlara da saygı duyarız ama onlarla beraber olamayız siyasette. Evet. Biz etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, Türk milleti şemsiyesi altında yaşamayı kabul eden, özgür ve demokrat, laik cumhuriyet ilkeleri altında yaşamayı kabul eden herkesle beraber oluruz kardeşim. Bu evet. Böyledir. Bizim yani Doğru Parti olarak siyasete bakış açımız budur. Ekonomik felsefemize gelince biz bu mevcut yozlaşmış küresel çetenin, emperyalizmin ekonomik politikalarını uygulamayacağız biz. Biz karma ekonomi politikası uygulamaya devam edeceğiz. Bu tabii ki serbest piyasa gene devam edecek, serbest piyasa ekonomisi, ama özel sektörün gitmediği yerlerde mutlaka ve mutlaka devlet yatırımlarını götüreceğiz biz. Evet. Bunu götüreceğiz. Eğitimi ilk etapta üniversiteye kadar tamamen ücretsiz hale getireceğiz. Ondan sonra da üniversitelerde de bu özel okulları kapatacak mısınız? İlk etapta liseye kadar bütün eğitim sistemi devletin kontrolünde ve devletin hizmeti olarak verilecek. Özel okullarda devletleştirilecek. Üniversiteye gelince üniversitede ilk bunların açtığı bir sürü vakıf üniversiteleri var. Tarikat ve cemaatlerin beslediği her birinin ayrı. Onlar belli bir bilimsel skalaya tabi tutulacak. Belli bir bilim seviyesinde olan üniversiteler devam edecek, diğerleri de devletleştirilecek. Yani ama ondan sonraki dönemde üniversitede zaten ücretsiz hale getirilecek. Sosyal devlet olmanın gereği bu Halisan Bey. Evet. Bu sağlık. Sağlık konusunu da arz edeyim. Bir olay Almanya'da Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyorlar, sizde özel okul var mı diye. Da diyor ki, eğitimin ticareti mi çıktı, biz mi bilmiyoruz diyor. Almanya'da özel okul bulamazsınız kardeşim. Biz hepimiz devlet okullarında okuduk zamanında ve çok şükür de iyi yetiştik yani. Kapıcının çocuğu da vardı, öteki de vardı, bir zenginin çocuğu da vardı. Hep beraberce okuduk. Yokluğu paylaştık, sıkıntıyı paylaştık. Sağlık konusunda ben Sağlık Bakanlığı yaptım kısa bir dönem. Bu arkadaşların yaptığı sağlıkta Türk milletince çok büyük yeğlik olarak görülen bazı olaylar var. Onlar Türk bütçesine çok ağır yük olmaya başladı. AKP'nin çok övündüğü bu şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde Türk milletinin 20-25 senesini rehin altına alabilecek bir ucube projedir bunlar. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde 350 ile 400 yataktan büyük hastane yapmazlar. Çünkü ancak o şekilde verimli hizmet edebilirsiniz. Böyle büyük hastane yapıyoruz biz diye 1000-1200 tane hastane şehir dışına götür, şehir içindeki hastaneleri kapat. Bunlar doğru işler değildir. Hazine garantili yapılan işlerdir. Şimdi söyleyeceğim, siz gene diyeceksiniz ki AKP aman Rütük falan, o kadar şey yapmayın. Yani Diyarbakırlı, öyle Urfalısınız siz. Onlar cesur insanlardır. Yani bu kadar iktidardan... Sayın Serdaroğlu, ben hiç kimseden korkmuyorum. Bunu net ve açık söyleyeyim. Hiçbir şeyden de korkmuyorum. Yaklaşık 27-28 yılda da korkmadan ekranlarda konuşuyorum. Keşke beni takip etseydiniz. Bu ifadeyi söylemezdim. Ondan sonra ederim. Hayır, ben bir espri olsun diye söyledim Halisan Bey bunu. Yok, ama biraz da gülelim diye söyledim. Evet, nihayetinde konuşan benim. Yani bu lafları söyleyen benim. Siz konuşsanız da tabii ki konuşan sizsiniz ama ben şunu ifade etmek istiyorum özellikle. Biz bir radyo televizyon kurumuna bağlı, radyo televizyon 3 kurumuna bağlı bir kurumuz. Ve ben de bir logonun altında hizmet veriyorum. Ondan dolayı bu uyarı yaptım. Yoksa kişisel kesinlikle hiçbir çekincem yok benim. Tamam. Özellikle sizinle her şeyi konuşabilirim. Bu konuda rahat olun. Tamam, rahatım ben, hiç meraklanmayın. Siz de rahat olun. Ben her televizyonda bunu söylüyorum. Bir şey olmaz. Yani Rütük'ün başındaki arkadaşımız, hem Rütük'ün başında hem Halk Bankası'nın yönetim kurulunda, o keyfi yerinde onun. Kendisi gibi düşünmeyen herkese ceza kesebilir.
Ama evet, işte o yüzden gün gelir, gün gelir zorundayız. Bunların hesabı teker teker sorulur hepsinde. Tamam, gün geldiğinde siz iktidar olursanız sorun. Tabii ki soracağız. Yani ben burada kendi hakkımı savunmuyorum. Ben Türk milletinin hakkını savunuyorum. Özgürlükleri savunuyorum ben. Bunlar evrensel değerler. Zaten bunları savunmayacaksak o zaman siyaset yapmamıza gerek yok ki. Bir anlamı yok. Türkiye'de korku iklimi bastırıyor bunlar. Ben her konuşmamda anlatıyorum. İzmir'de bir pazara gittim ben. Salatalık satıyor yaz günü çocuk. Onu yani biliyorsunuz onların bıçakları var. Kesiyor, soyuyor. Dörde bölüyor, tuza buluyor, veriyor size. Kaç paraysa bir tanesi işte. Telefonla konuşuyor, ben de bekliyorum. Arkadaşıyla konuşuyor herhalde. Bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra dedi ki arkadaş dedi benim telefonum dinleniyor. Ben sana gece kahvede anlatırım gerisini dedi. Ben de kapattı. Ver dedim bir salatalık bana. Oğlum seni niye dinlesinler dedim ben. Sen ne satıyorsun? Salatalık satıyorsun. Yani esrar mı satıyorsun? Eroin mi satıyorsun? Salatalık satıyorsun. Niye dinliyorsun? Abi herkesi dinliyorlarmış diyor. Yani böyle bir korku ortamı. Demokrasilerde böyle bir ortam olmaması lazım. Ben onun mücadelesini veriyorum. İnsanlar korkuyor. İş alemi korkuyor. İş yapanlar korkuyor. Devlette çalışanlar korkuyor. Ya neden korkuyorsunuz siz? Kim Tayyip Bey? Tayyip Bey anayasada görevleri ve yetkileri sınırlandırılmış, yazılmış, belli bir dönem için seçilmiş bir siyasetçi, cumhurbaşkanı. Peki kendisinden evvel 11 tane cumhurbaşkanı vardı. Rahmetli Atatürk'ten bu tarafa gel, hepsinin görevi bitti, ayrıldılar. Bunun da bitecek, bu da ayrılacak. Anayasanın dışına çıkarsa ki çıkıyor ve çiğniyor. Ben de bunları her ortamda söylüyorum, mahkemelerde de söylüyorum, ispat da ediyorum. O da hesap verecek. Her siyasetçi hesap vermeli zaten Ali İhsan Bey. Hesap vermek demek korkutucu bir olay değil ki. Millet size bir emanet vermiş. O emaneti siz belli bir süre taşımışsınız. Sonunda padişahlara kalmamış yani. Siyasetçilere Sultan Süleyman'a kalmadı bu dünya. Kalmaz. Ayrıca 626 sene Osmanlı İmparatorluğu devam etti. 36 tane padişah geçti. Bu 36 padişahın 23 tanesi Tayyip Bey'den az görev yaptı. Yeter demesini bilmek lazım. Neyse bu demokratik bir ortam. O bahsi diye. Yani özür dilerim. Şunu cümlemi bitireyim. Tabii. Siz dediğinizi sorun. Yani bizim buradaki mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Bu ülke özgür ve demokrat bir ülke olmalıdır. Bu ülkede demokrasi bütün kural ve kurumlarıyla işlemelidir. Bunun mücadelesini veriyoruz. Herkes bu ülkede birinci sınıf vatandaş gibi korkmamalıdır ve direnmelidir. Tabii ki kırmadan, tabii ki dökmeden, tabii ki can yakmadan, tabii ki şiddete başvurmadan, anayasal çerçevede, hukuk devleti çerçevesinde. Ben her şeyi söylerim. Söylediğim bazıları tarafından yargıyı kastediyorum. Tetikçi hakimleri ve savcıları, onları çok iyi isim isim biliyorum ben. Hepimiz biliyoruz biz. Onlar tarafından yanlış anlaşılabilir ama bunun bir üst yargısı var. Ben üst yargısında da mücadele ediyorum. Ta Yargıtay'a kadar. Nereye kadar mücadele etmek gerekirse oraya kadar mücadele ederiz. Buyurun, emrinizdeyim. Evet, estağfurullah. Hiçbir şekilde emrimizde olmayın da biz rica ederiz sadece. Şimdi bu yayını çok zor şartlarda gerçekleştiriyoruz. Bunu size program öncesinde de söylemiştim. Benim size sözüm olsun, önümüzdeki hafta. Yani onu kararlaştırırız. Ben basın danışmanıma söylerim. Çünkü ben bütün Türkiye'yi dolaşıyorum Ali İhsan Bey. Tamam. Yani şimdi dediğim gibi çok zor şartlarda yayın yapıyoruz. Keşke burayı görebilseniz aslında nasıl yayın yaptığımızı. Çünkü bu tür bir yayını ilk kez sizinle gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan şartlar da çok zor. Ben müsaadenizle son sözlerinizi almak istiyorum. Kesinlikle konuştuğunuza karşı programı bitirmek olarak algılamayın lütfen bunu. Sizden rica ediyorum böyle algılamayın. Algılamam Ali İhsan Bey. Ben ne zaman çağırırsanız da gelirim ama tabii ki programa bağlı. O zaman de söylerim. İstediğiniz zaman da kesebilirsiniz zaten. Yok, estağfurullah. Yani sözünüz bakın net bir şekilde ifade ediyorum. Sevgili İbrahim, buradan bir resim çekersen, şurayı bir resimlersen bizim hayır, stüdyodan. Hayır, önemli değil. Ali İhsan Bey, ben size yok, yok. Yeniliyorum.
Hayır. Ben kesinlikle böyle zan altında kalmak istemem. Hani yoksa diyecekler ki konuştuklarından dolayı mı yayını kesmek istiyor, bitirmek istiyor. Şöyle bizim bir resmimizi çekersen Sayın Serdaroğlu'na program sonrasında da göndereceğim ben. Veya biraz da video da alabilirsin İbrahim. Nasıl yok, bir yayın gerçekleştirdiğimizi. Bakın. Hayır, ben her zaman işimi sağlam yaparım, belgeyle konuşurum. Belki ben siyasetçi değilim şu anda ama yeni bir siyasetçi olacağım, yakında siyasetçi olacağım ben de. Ama dediğim gibi çok zor şartlarda yayın yapıyoruz Sayın Serdaroğlu. Son cümlenizi alayım ama bir program alacağınız olsun, benden söz veriyorum size. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Buradaki bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Daha onlar Diyarbakır'la da teşekkür ilgili, size. Diyarbakır'la ilgili çok güzel şeyler konuşacaktık. Kısmetteymiş. Hı-hı. Başka zaman. Ama söz diyorum ki, bakın tabii. Basın danışmanınızla görüşeyim. Siz ne zaman uygunsanız beni arasın. Artık benim numaram var sizde. Oradan sözümüz bir hafta öncesinden ayarlayalım. Siz de çok rahat konuşalım. Diyarbakır bizim. Hakkari bizim. Evet. Şırnak bizim. Hı-hı. Nasıl ki İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Kürt kökenli vatandaşlarımızın da Türkiye hepimizin. Hepimizin kardeşim. Evet. Aklımızı başımıza alacağız. Dolduruşlara gelmeyeceğiz. Bu ülkeye sahip çıkacağız. İnsanların ve ülkelerin kaderinde böyle şanssızlıklar olabilir. Millet yanlış seçim de yapabilir. O da düzelir zamanı geldiğinde. Bu arkadaşlar 19 senedir ülkeyi yönetiyorlar. AKP'liler. Evet. İnsan ömründe çok uzun bir zaman olabilir ama devletlerin ve milletlerin ömürlerinde bunlar okyanustaki damla gibidir. Bunlar unutulur. Kötü olarak anılırlar. Hepsi geçer. Biz bu cennet vatanda hep beraber yaşamalıyız. Kardeşlik içinde kimsenin kimseye hakkı geçmeden üreteceğiz, hakça bölüşeceğiz ve bize emanet edilen bu ülkeyi bizden sonraki nesillere daha demokrat, daha özgürlükçü, hukuk devletinin ve laik cumhuriyetin, yani cumhuriyet değerlerinin Türk devletine yeniden hakim ve etkin olduğu bir hale getirip öyle devredeceğiz. Ben çok teşekkür ederim. Seni ağırladım. Ben teşekkür ediyorum. Size beni son görüştüğümüz telefon sizin telefonunuz değil mi? Evet, her zaman arayabilirsiniz. Benim telefonum. Tamam, WhatsApp üzerinden size nasıl yayın yaptığımızı göndereceğim. İçiniz rahat olsun diye. Tamam başkanım. Evet. Söz veriyorum. Dediğim gibi söz veriyorum. Tamam. Ali İhsan Hatipoğlu sözü veriyorum. Soy ismin de ağırlığı vardır. O soy isme istinaden söz veriyorum. Sizinle geniş bir program yapacağız. Hatta isterseniz çıkın gelin buraya. Burada daha rahat konuşalım. Geleceğiz oraya. Geldiğimde mutlaka gelirim. Bir Hatipoğlu Serdaroğlu kardeşliği yaparız. Olur mu? Peki, bekliyorum. Tamam. Saygı gönderiyorum. Selam gönderiyorum. Program değil Ali İhsan Bey. Bir de sizden yemek alacağım oldu benim. Yani, tamam, ciğer ısmarlayacağım size. Ciğer ısmarlayacağım. Tamam. Diyarbakır ciğer ısmarlayacağım. Söz veriyorum. Bizim misafir Güneydoğu'da başımızın üstünde yeri vardır. Aynen. Bizler misafirperveriz. Sizi de ağırlamaktan gurur duyarız. Bunu böyle bilin. Sağ olun. Hep beraber olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.